Ekranlarına bakış açısına hoş geldiniz. Bakış açısına canlı yayında bugün ekonomiyi konuşuyoruz. Tabii koronavirüs günleri devam ediyor. Ne kadar sürecek? Bununla ilgili farklı yaklaşımlar var. Ama koronavirüse ilişkin tartışmalar devam ederken gündemimizin diğer bir ana maddesi de ekonomi. Çünkü bu süreçte ekonomi ciddi olarak, dünya ekonomisi ciddi olarak etkilenmiş durumda. Peki bundan sonraki süreçte ne olacak? Bu etkiler ne düzeye varacak? İş dünyası nasıl değerlendiriyor? Aslında bunu konuşacağız bugün bakış açısında ana başlıklarıyla. Kimle? TÜSİAD, Türkiye Ev Tekstil Sanayicileri ve İş Adamları, İş İnsanları Derneği Başkanı. Aynı zamanda İSO Meclis Üyesi ve TOP Tekstil Konseyi Üyesi Sayın Hasan Hüseyin Bayram bakış açısının konuğu. Dolayısıyla ekonomide yaşanan gelişmeleri çok yakından takip ediyorlar, birebir içindeler. Hem kendileri adına hem de sektörde ne gibi tedbirler alıyorlar? Ve ekonominin şu anki durumuna ilişkin ne gibi öngörüleri var? Biz nasıl bir süreçten geçiyoruz ekonomi adına? Onlar nasıl tanımlıyor? Sayın Bayram'la konuşacağız. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Nurcihan Hanım. Sağ olun. Şimdi ben tabii ana hatlarıyla verdim. Bunu da sık sık söylüyoruz. Özel bir dönemden geçiyoruz. Dünya olarak özel bir dönemden geçiyoruz. Dünya ekonomisinde koronavirüs öncesinde ciddi sıkıntılı bir süreç vardı. Genel anlamda bir küçülmeden bahsediliyordu ama bu süreç galiba farklı bir seyir alabilir. Bununla ilgili de görüşler var. Az sonra size soracağım ama bu arada koronavirüs döneminde teknolojiyi daha fazla kullanıyoruz yaşamımızda. Hatta diyebilirim ki mesela biz kendi adımıza işlerimiz aynı yoğunluğuyla devam ediyor. Sizde nasıl? İş dünyasını nasıl etkiledi? Ne kadar yoğun kullanıyorsunuz ve bu gelecekte kalıcı olabilir mi sizde? İş sektörde yani sektör anlamında. Siz hakikaten teşekkür ediyorum Nurcihan Hanım. Biz hakikaten bir musibetin bir şeyde faydası olur derler ya. Biz bu koronavirüs sayesinde bu Zoom programı olsun, Skype olsun bunları öğrendik. Yani şimdi birçok şeyimiz evde o kadar faaliz ki bildiğiniz gibi değil. Mesela dün programımızı, yönetim kurulu toplantımızı Zoom üzerinden yaptık. Ondan sonra hatta arkadaşlar onu dedim. Şimdi bizim üyelerimiz 30 ilden geliyor arkadaşlar yönetim yaptığımız zaman. Hatta dedim ki arkadaşlara şimdi bakın bu sayede bir şey öğrendik. Şimdi ben sizi yormayacağım dedim. Şimdi 4 tane Denizli'den yönetim kurulu üyesi arkadaşımız var. Şimdi toplantı yapacağımız gün onlar haliyle Denizli'den kalkıp geliyorlar. İzmir'den gelen arkadaşlar var. Bursa'dan geliyor, Ankara'dan geliyor. Ya dedim şimdi bu teknoloji sayesinde arkadaşlar belki biz toplantımızın bir kısmını Zoom üzerinden yapacağız. Şimdi herkes iş yerinde çok rahat yönetim kurulumuzu yapacağız dedim. Yani hakikaten dediğiniz gibi ya bu teknoloji artık bundan sonra hayatımıza yerleşir zannediyorum. Yani biz Zoom kalıcı bir değişim getirdi. Evet. Evet, doğru söylüyorsunuz. Yani aynı zamanda da teknolojiyi kullanmayı öğrendik. Yani evet, peki şimdi ekonomiyi konuşacağız ve değerlendireceğiz ama önce biraz TÜSİAD'dan bahsedelim. TÜSİAD nasıl bir oluşum? Türkiye Ev Tekstil Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği. Ama asıl misyonu nedir? Nasıl bir oluşumdur? Ne gibi çalışmalar yapar? İlk önce biraz izleyicilerimize TÜSİAD'la ilgili bilgi verelim. Evet, sağ olun. Teşekkür ediyorum. Ben de öncelikle herkesin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Tabii ki malum Ramazan ayının içerisindeyiz. Dün de 1 Mayıs'tı. Bütün emekçilerimizin, işçilerimizin 1 Mayıs bayramını kutluyorum. Gerçi bir gün geç kutluyoruz ama ne yapalım? Program böyle. Korona virüs salgınında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Canları pahasına mücadele eden cefakar sağlık çalışanlarımıza
şükranlarımı sunuyorum. Hakikaten doktorlarımız efsane bir görev yapıyorlar. Yani hakikaten dillere destan, canları pahasına bu virüsle büyük mücadele ediyorlar. Onlara da şükranlarımı sunuyorum. Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği TETSİAD, Türk Ev Tekstili Sektörünün Çatı Kuruluşu. Biz bu derneği 1991 yılında kurduk. Ben de 9 kurucu üyesinden birisiyim. Yani bayağı bir uzun yıllar oldu derneğe de kuralı. Toplamda 30 ilde 1065 tane üyemiz var. Üyelerimiz bir gün Türk ev tekstili sektörü ihracatının yaklaşık %85'ini gerçekleştirmekte. Tabii bu Türk ev tekstili deyince neleri kapsıyor? Onları kısaca isterseniz bir şey yapayım, anlatayım. Burada tül, perde, döşemeli kumaş, havlu, bornoz, banyo tekstili ürünleri, suni deri, yatak grubu olarak adlandırdığımız nevresim takımı, yatak örtüsü, yatak çarşafı, uyku setleri, battaniye, halı, kilim, yolluk ve mekanizmalı perde sistemlerini kapsıyor. Yani geniş bir yelpazemiz var. Dünyadaki ev tekstili ihracatı 2019 yılında yaklaşık 98 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Yani bütün dünyadaki ev tekstili ihracatı. Evet. Türkiye'nin 2019 yılı ev tekstili ihracatı 3.2 milyar dolardır. Yani biz bu 98 milyar dolardan, dünyadaki pazardan 3.2 milyar dolar pay alıyoruz. Ülkemiz Çin, Hindistan ve Pakistan'ın ardından dünyada 4. sırada yer alıyor. Evet. Ve biz Türkiye olarak dünyanın en büyük brode ve güpür makine parkına sahibiz. Belki de Türkiye'nin bilinmeyen büyük değerlerinden birisi bu. Yani dünyada en çok bir ülkedeki brode makine parkı Türkiye'de. Biz Türkiye'de buna sahibiz. Ve biz bütün bu işleri yaparken nasıl yapıyoruz? Tasarımla yapıyoruz. Biz aynı zamanda bütün bu ev tekstilindeki trendleri biz yapıyoruz, biz yaratıyoruz. Yani tasarımda hakikaten takdire şayan bir arkadaşlarımızın becerisi var. Yani bizim dekoratörlerimizin, tasarımcılarımızın, hakikaten buradan onlara da şükranlarımı iletiyorum. Ve bir de bizim Türk ev tekstili çok enteresandır. Türkiye'nin ihracattaki ortalama fiyatı 1.30 dolar falanken biz Türk ev tekstilindeki bizim şeyimiz 8 doların üzerindedir. Yani Türk ev tekstili aynı zamanda katma değer yaratan bir sektörüz biz. Yani çok ciddi bir katma değer yaratıyoruz. Biz aynı zamanda dünyada 2 tane büyük ev tekstili fuarı yapılır. Bunun birisinde biz yapıyoruz. Bunun bir tanesi Almanya, Frankfurt, Almanlar yapıyorlar. İkinci büyük fuarı da biz yapıyoruz. Hem de öyle yapıyoruz ki yani 60 bin metrekare kullanılabilir bir alan. Zaten Türkiye'nin en büyük fuarı Siyanar fuar alanı. Oradaki bütün holleri kullanarak yapıyoruz. Yani hakikaten dünya çapında Türkiye'nin de gururlanacağı ciddi bir fuar yapıyoruz. Yani o manada da TETSİAD hakikaten başarılı ve bu şeyi de 27 yıldır yapıyor. Yani hakikaten artık Türkiye'nin de birçok kurumları şey yapıldı. Yani nasıl diyeyim? Böyle artık kurumsallaştı birçok şeyleri. Yani biz bu fuar alanında hakikaten ciddi şey yapıyoruz, fuar yapıyoruz. Türkiye ve biz bu ev tekstiliyle ne yapıyoruz? Dünyada 180 ülkeye ihracat yapıyoruz. Nurcihan Hanım. Yani dünyada 180, birçok haritada yerini zor gösterebileceğimiz yerler, oralara benim hakikaten arkadaşlarım o manada Türk ev tekstili ihracatçısı, bizim üretimi yapan arkadaşlar hakikaten ciddi mücadele veriyorlar. Yani haritada yeri bilinmeyen yerlere gidip valizini, numunesini alıyor, gidiyor oralarda ticaret yapıyorlar. Onlara da hakikaten yani Türk milleti adına şükranlarımı sunuyorum. Yani büyük bir mücadele. En çok ihracat yaptığımız 5 ülke, şunu da söyleyeyim isterseniz sırasıyla: Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Bulgaristan, İngiltere ve İtalya en fazla ihracat yaptığımız 5 tane ülke. Yani şimdi tabii ki şeye gelelim, bunu anlattıkça kısaca şeye. Biz tabii 2020 yılının başında Nurcan Hanım, Almanya Frankfurt'ta, ki o dediğimiz işte Almanların yapmış olduğu fuara 307 tane firmayla katıldık.
Bu Türkiye'nin, bakın bu söylediklerim çok iddialı rakamlar. Türkiye'nin bir yurt dışına 307 tane sanayicisiyle, üreticisiyle katıldığı böyle büyük bir resmen çıkartma yaptık. Yani Avrupa çıkartması yaptık biz. Bu Ocak ayında yaptık. Yani 2020'ye büyük ümitlerle giriyorduk biz. Yani 2020 hakikaten hedeflerimizi de büyütmüştük ve onun ön hazırlığını da Almanya'da yapmıştık. Ama maalesef işte maalesef bu koronavirüs bizim bütün her şeyimizi alt üst etti. Ve hatta biz Şimdi Şubat'ta onu konuşalım aslında. evet, evet oraya bakıyorum. Şimdi Evet. hem genel anlamda aslında koronavirüs nasıl etkiledi sizin planlarınızı ve bundan sonraki süreçte ne olacak onu konuşalım ama öncesinde de zaten dünya ekonomisinde bir ticari savaşları kavramı vardı. Ekonomide yaşanan farklı gelişmeler vardı. Dünyada küresel anlamda dengelerde bir değişme söz konusuydu. Siz bu süreci nasıl okumuştunuz? Yani hani 2020'nin başındaki fuardan sonra Türkiye'de tekstil açısından nasıl bir yol haritası belirlemiştiniz var olan ekonomik dengeler bağlamında? Şimdi dediğim gibi biz ilk hedefimizde Almanya fuarına büyük bir yatırım yapmıştık. Yani orada çok ciddi iş bağlantıları yaptık biz. Ya yani 307 tane firma, sanayici bir ülkeden kaldıracaksınız. Bunların hepsi başka bir ülkeye gidecekler. Ve orada 25 bin metrekare kiralanabilir bir alanda fuar yapacağız. Yani bu bizim açımızdan, Türkiye açısından o kadar büyük bir organizasyondu ki bu. Onun da 2020'nin içerisinde neticelerini alacaktık biz, Nurcan Hanım. Yani biz o 2000 başlangıçta yapmış olduğumuz o şeyin, mücadelenin faydasını, nimetlerini görecektik. Peki Ama ne olacak maalesef bundan sonra? işte bundan Hani sonra ne etkileri olacak? Bundan sonra aşılabilme yönde ve isterseniz hani hem şeyi Türkiye'deki tekstil sektörü açısından konuşalım hem de küresel ekonomi açısından konuşalım. Çünkü farklı yer şimdi tabii ki biz bazı bu makalelerde Mart kaçırmış ayının olabilir. 20'si Sektörel değişmeler olacak. evet. Şimdi bu koronavirüsün hem ekonomik etkileri olacak. Yani dünyada hem siyasi etkileri olacak. Yani birçok bizim ticaret yapan yani bizim açımızdan da büyük etkileri olacak. Yani bunun tabii ki bir şeyini göreceğiz. Şimdi biz ne yaptık? 20 Mart'ta tedbir amaçlı yani bir yerde de personelimizi düşünerek salgın bir hastalık neticede bu. Yani burada biz ne kadar da tedbir alsanız bu hastalığa karşı maalesef gene bulaşıyor. Yani bu da engelleyemiyorsunuz ne yaparsanız yapın. Önce tedbir olarak ne yaptık? İşletmelerimizi kapattık biz. Yani iş yerlerimizi kapattık tedbir amaçlı. Ve şu an bizim şey olarak yani perde üretimi yapan üyelerimizin %95'i kapalı. Düşünebiliyor musunuz? %95 kapalıyız. Kısmi Denizli'de sevincimiz var. Denizli'deki üyelerimizin birçoğu çalışıyorlar. Onlar biraz daha aktif. O da şuradan kaynaklı Denizli'de. Arkadaşlarımız büyük oranda havlu, bornoz, yatak örtüsü, çarşaf ürettikleri için bunların birçoğu sağlık kesiminde kullanılıyor. Hastaneler olsun, diğer yerlerde falan olsun. Yani onlar o manada bir miktar çalışabiliyorlar. Ama onun dışındaki bizim üyelerimizin yani büyük çoğunluğu %95 oranında kapalı. Önce ne yaptık biz? Tedbir aldık. Yani Mart'ta bizim hükümetimiz, devletimiz de ne dedi? Arkadaşlar tedbir alalım. İşte evde kal, sağlıklı ol falan. Biz buraya dedik ki tabii bizim personellerimiz de biz buna dahil olalım. Ve hesap yaptığımızda biz 20 Mart'ta kaparken dedik ki ya Nisan'ın 24'ü gibi açarız hayırlısıyla. Ama geldik ki Nisan ayını yaşadık. Bu sefer biz bu beklentimizi ne yaptık? Mayıs ayına erteledik. Yani dedik Peki ki bu Mayıs ayına. halde kapalı olmanın maliyeti ne iş dünyası açısından? Mesela ortalama elbette bu çalışanların veya da işin kapasitesine göre değişecektir ama genel anlamda bir firma için bir ay kapalı olmak ne anlama geliyor? Şimdi işin bir de esprisi şu Nurcan Hanım. Adam damdan düşmüş. Sıcağıyla ne olduğunu anlayamaz. Daha hala vücutlar soğumadı. Hala biz olayın sıcaklığını yaşıyoruz. Daha bir hesaplamak zor. Yani ama bir yerlerimiz ağrıyacak, bir yerlerimiz kırıldı ama neresi? Yani şimdi biz Mayıs ayında korsak 2,5 ay kapalı bir işletmeyi düşünün. Bir fabrikayı düşünün siz. Yani şimdi
Bir de şu da var, zaten işin en şeyi o. Şimdi biz tabii ki sıkıldık, bunaldık. Bir an evvel işletmelerimizi açalım diyoruz. Vatandaşımız sokağa çıkalım diyor. Yani hepimiz bunları diyoruz falan ama bir gerçek var. O gerçek ortada duruyor. O gerçek nedir? Hala bu hastalığın ne aşısı var, ne ilacı var. Yani bu ve hala bu salgın. Yani ve bulaşıcı. Ya şimdi bu gerçek ortada duruyor. Şimdi biz bu gerçekte yaşayacaksak, şayet yani insan evladı, dünya bu virüsle yaşayacaksak, ona göre insanlar, ona göre bir yaşam tarzı oluşturacak. Yani bu yaşam tarzında ne var? O zaman öncelikle insanlar can güvenliğini öne alacaklar. Ona göre de bir hayat tarzı oluşacak. Birçok hareketlerini kısıtlayacaklar. Yani birçok şeylerini, düşüncelerini ileri tarihlere erteleyecekler. Yani dünyada bir ekonomide küçülme olacak. Yani bugün işte iktisatçılar ne diyor? 130 yılın en büyük krizi. Yani biz de tabii hayatımız boyunca, bizim kuşak, biz çok şeyler gördük. Yani ekonomik sıkıntılar gördük. Yani 94'te gördük, işte 2000'de gördük. Onun arkasından şeyde gördük, 2008'de gördük. Yani büyük kriz değil mi? Lehman Brothers battı. Yani dünya battı. O Citibank'ın işte hisseleri bilmem 100 dolardan 4 dolara düştü falan. Bunları da gördük. Ama bu onların hiçbirisine benzemiyor. Ya burada dünya kapalı. Yani şimdi dünya kapalı. Şimdi bize işletmemizi açsak ne yapacağız ki? Yani biz açsak İtalya kapalı, İspanya kapalı, Almanya kapalı, Polonya kapalı, Rusya kapalı. Bizim Doğu blokunda iş yapan arkadaşlarımız. Mesela geçen gün bize Japonya'ya bir şeyimiz var, sevkiyatımız var. O Japon müşterilerimiz acil ihtiyaçları varmış ya, bunu bir şekilde bize ulaştırın dediler. Mesela bizim şirkette arama yaptı arkadaşlar. Malı göndereceğimiz şey yok, nakliye yok. Ya uçakla gönderelim dedik. Gemi yoluyla ki zor. Ondan sonra uçakta da abartılı fiyat var. Yani hiç ticari değil. Önceden 5 dolara olan hava yolu şeyini adam şimdi kilosuna 15 dolar, 20 dolar istiyor. Yani saçma sapan şeyler. Yani işler ticari değil. Yani ekonomik olarak şey değil, yapılabilir değil. Şimdi bütün bunların etkisi olacak. Yani ama bunları ölçmek, bunları şey yapmak da herhalde biraz zaman alacak. Ama şu gerçek, bu işten hepimiz zarar göreceğiz. Yani inşallah bu şirketlerimiz açısından tabii ki önce sağlığımız, bu önemli. Yani sağlığımız da üzerine bir şey konuşmuyor. Bazen şu oluyor ya, biz ekonomiyi konuşunca sanki sağlığı ikinci plana mı falan alıyoruz diye. Öyle bir şey yok. Ya sağlık birinci. Tamam, onu koyduk kenara ama hayatta ekonomisiz de olmuyor yani. Neticede eve girdik, evde bir şeyler yiyip içeceğiz. Yahut da hayat devam edecek. Biz bu şirketler, mesela kurulan fabrikalarımız, bizim bir ömrümüz geçti burada. Yani çoğumuz da üçüncü, dördüncü kuşak. Yani 100 senedir, 150 senedir bizim işte büyük dedelerimizden babamıza, babamızdan bizlere kalmış böyle bir şey var. Yani bu kuruluşlar var. Bunların da hayatını idame ettirmesi lazım. Bu mücadeleyi de vermemiz lazım. Yani burada biz varız ve arkadaşlarımızın hepsi de samimi. Ama şimdi bu dünyada olan bir şey. Yani burada üç bacaklı bu Nurcihan Hanım. Yani şimdi ülkelerdeki hükümetlerin yapacağı şeyler var. Bu firma sahiplerinin yapacakları var. Gene bizim hedef pazarlarımızdaki oranın hükümetlerinin yapacağı şeyler var. Yani tek Peki, tarafta birinin Türkiye'yle yaptığıyla devam edelim. diğerleri. Bu noktada Türkiye'nin aldığı, hükümetin aldığı ekonomik tedbirleri yeterli buluyor musunuz? Ya da hangi tedbirler olsaydı daha iyi olurdu diyorsunuz? İş dünyası açısından bu tedbirlere yönelik değerlendirmeniz nedir? Şimdi istersen de kısaca onlara bir bakalım. Devletimizin aldığı tedbirler. Yani salgınla birlikte tabii imkanlar dahilinde, bir de orada şu da var Nurcan Hanım. Yani her ülke kendi şeyine göre, gücüne göre tedbir alıyor. Ama dur, oraya geçmeden önce şunu da söyleyeyim. Hakikaten bizim hükümetimiz şimdi şu an 55-60'a yakın oldu zannediyorum. Ülkeye sağlık malzemesi, maske ve sağlık malzemesi yardımında bulunuyor. Ve şimdi bunu dünya tarihi yazıyor bir kenara. Yani şimdi bizim gibi bir ülkenin bu kadar yani cefakar, bu kadar iyi niyetle yaptığı bu yardımların hepsini alkışlamamız lazım. Ki zannediyorum ki bunların hepsini dünya tarihi bir kenara yazıyor. Yani burada işte Türklerin ne kadar insancıl, insansever olduğunu bir kere daha bütün dünyaya ispat etti. Onun için ben Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize sonsuz teşekkür ediyorum. Yani bu bizim hakkından gurur verici bir mesele. Yani birçok problemimiz olmasına rağmen, yani bu tarafı takdire şayan bunu bir söyleyelim. Ondan sonra
Tabii ki hükümet bir ekonomik istikrar kalkınma programı açıkladı, biliyorsunuz, hep biliyoruz buna. Bunun için de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yasal düzenlemeler yapıldı bu şeyleri uygulayabilmek için. Ve burada öncelikle devletin aldığı tedbirler şu şekilde: KOSGEB kredi borçları 3 ay süreyle faizsiz olarak ertelendi. KOSGEB ondan sonra Nisan, Mayıs ve Haziran dönemi muhtesar KDV ve SGK ödemeleri 6'şar ay ertelendi. Yani işte 4. aydaki, 5. aydaki, 6. aydaki çıkan bu SGK'lar ve muhtesar ve KDV'ler 6 ay sonraya ertelendi. 1 Mart 2020 ile 30 Haziran 2020'ye kadar iş yeri kira bedelinin ödenmemesi, kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacak. Yani ödeyemezseniz bunlar bir tahliye sebebi oluşturmayacak. Bu KGF desteği var, biliyorsunuz. Bu 25 milyarlardan 50 milyar liraya çıkartıldı. Yani böylece 350 milyar TL'nin üzerinde ilave kefalet limiti sağlandı. Bu COVID-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların kredi, ana para ve faiz ödemeleri askeri 3 ay ötelenirken finans desteği de sağlandı bu firmalara. Gecikmeye giren kredilerin takip hesaplarına aktarılma süresi 90 günden 180 güne çıkartıldı. Yani adamın borcunu ödeyemiyor, kredisini. Artık ilgili banka onu 180 gün sonrasına erteledi. Yani bir şey yapacaksa o firmayla ilgili, evet, 180 sonra, yani 90 gün sonra yapılıyordu. Bu kısa çalışma ödeneğinden yararlanma şartları iyileştirildi. Burada 600 gün sigorta primi şartı 450 güne, son 120 günlük prim ödeme şartı 60 güne indirildi. Ama burada bizim bir rezervimiz var. Yani keşke bu şartlara girmeyen işçilerimize de ödenseydi. Yani bu ayrım yapılmasaydı. Neticede bu insanlar SGK'sı ödenen, yani şeyli işçiler bunlar, yani çalışan aktif iş gücümüz bizim. Ve bunların sayısı da aslında fazla değil. Yani 150 diyelim işçisi olan bir firmada ya bunlar 5 kişi 10 kişi. Ya keşke bu ayrım yapılmasaydı. Onlar da bu kısa çalışma ödeneğinden istifade etseydi. Ya burada öyle bir rezervimiz var bizim. Yani biz buradan hükümetimize de duyurmuş olalım. İşletmelerin... Peki onun dışında ne gibi beklentiler var? Mesela işletmeler, hani TETİAT'ın yönetim kurulu toplantısında da gündeme geliyordur. Özellikle öne çıkan, hani bu tedbirlerin yanında şunlar da olsaydı, özellikle tekstil sektörü açısından bakalım, daha rahatlardık dediğiniz tedbirler var mı? Ya da önerileriniz var mı? Hükümete ilettiniz mi? Şimdi bazı önerilerimiz de var, bazı hükümetten isteklerimiz de var. Onları da ben size söyleyeceğim. Aldığım notların arasında onlar da var. Onlar da var. Şimdi şimdi şöyle onlara geçersek, bu bizim yurttaşı ihracat alacaklarımız var. Biz istiyoruz ki bunlar eksimin, evet, sigorta kapsamına alınsın. Yani bizim şimdi karşı taraf firmalarda çalışamadığı için, iş yerlerini açamadıkları için yani alacaklarımızı alamıyoruz. Yani burada bir şey lazım, evet, burada bir çözüm lazım. Ya biz o çözümü de diyoruz ki, bu biliyorsunuz Exim Bank'ın bizim şey var, ihracat sigortası var, o kapsama alınsın istiyoruz borçlu alacaklarımız, yani ihracat yapan firmalarımızın. Gene ya bir de aslında bizim en büyük ana sıkıntımızın birisi de şu, hükümetimizden onu bekliyoruz biz. Yani biz toplum olarak, yani belki de genel şeyimizden var bizim bu, yani çok şey satıcıyız biz. Yani çok satmayı arzu eden bir yapımız var bizim. Evet. Ya burada hükümet buna tedbir alsın istiyoruz ya. Yani geçen gün bir arkadaş anlatıyor. Kayısı yapıyoruz biz ya, kayısı. Yani dünyada bir bizde yetişiyor, Malatya'da. Çinlere satmışlar. Anladın mı? Ya Çin biraz sıkıntıya girince alacakları şey olmuş. Ya kayısı. Onu bile ucu açık satıyoruz. Ya öyle bir ticaret yok. Yani ben istiyorum ki burada hükümetimiz tedbir alsın. Evet. Desin ki kardeşim, yurt dışı ticaret mi yapıyorsunuz? Yani bu kurallarına göre yapılsın bu. Ya akletif olsun, ya drafı olsun, ya da %30 peşinat ön ödeme akabinde mal hazır olunca ondan sonra ödemesi yapılsın, o şekilde alınsın. Yani hükümetimizden böyle bir şey istiyoruz. Yani ticarete bir organizasyon getirilsin. Yani bir şey getirilsin. Herkes gelişi güzel paldır küldür. Malı yurt dışına vermeyelim. Yani biraz kıymet olsun yaptığımız işlerimizin. Ya o manada bir isteğimiz var.
Şimdi gene bu yurt dışındaki bu ticari alacaklarımızdan muhakkak hukuki şeyler olacak. Yani o firmaların da birçoğu sıkıntıya girdi. Burada biz TİM olabilir, Türkiye İhracatçılar Meclisi olabilir, Türkiye Odalar Borsalar Birliği olabilir, Sanayi Bakanlığımız olabilir. Yani bu tür problemi olan firmalarımıza hukuki destek verilsin istiyoruz. Yani çünkü yurt dışında hukuk çok pahalı. Yani benim arkadaşımın orada diyelim bir firmada 20 bin euro ya da 100 bin euro alacağı var. Onu orada icra takibine yapsa onun iki misli masraf etmesi gerekiyor. Yani öyle de bir handikap var. Hiç olmazsa bu para yani alacak neticede bütün bu 82 milyonun alacağı. Yani milli bir para bu. Yani A firmasının olabilir ama bu bütün bizim millet olarak hepimizin parası. Yani biz bunların tahsilatında hukuki destek verebilmeliyiz biz. Verilmesi lazım. Yani onu özellikle şey yapıyoruz. Peki Bir de hükümete iletildi mi bunlar? Hani iletilmiştir ya da bu konularla ilgili çalışma yapılıp yapılmadığını biliyor musunuz? var var çalışma yapıyoruz biz. Biz aynı zamanda bu İstanbul'daki hazır konfeksiyon STK'ları olsun, tekstil STK'ları başkanlarıyla bir ara toplantı halindeyiz. Biz onlarla da bunları böyle bir liste haline getirip aynı zamanda hükümetimize de vereceğiz. Yani biz şu an onları şey yapıyoruz. Ben burada hiç olmazsa bir an evvel kamuoyuna anlatmış oldum bunları. İnşallah bunlar konuşulacak. Yani bunlar çünkü yapılması gereken şeyler. Yani alınması gereken tedbirler. Bir de biliyorsunuz biraz önce anlatmıştım. Bu biz Türkiye'nin en dünyanın iddialı fuarını yapıyoruz diye. Ki zannediyorum ki bizim 8. aydaydı bizim bu fuarımız. Yani biz daha önce 4. aydaydı fuar. O zaman biz öngörüp onun tarihini 8. aya değiştirmiştik. Şimdi dün toplantımız vardı. Gene orada biz yönetim kurulu olarak konuştuk bu konuyu. Zannediyorum ki birçok şeyde takip ediyoruz. Ya bu fuarlar artık 2021 senesine ertelensin istiyoruz. Ya bu da hükümet kanalıyla olsun. Sanayi Bakanlığı marifetiyle olsun. Yani biz çünkü polemik yaşamayalım. Burada bir fuar yapmak isteyen şirketler var. Ona para yatıran insanlar var, katılımcılar var. Burada bir polemik konusu olmasın. Nasıl ki daha önce toplantılar, şunlar bunlar hükümet tarafından ertelenmişse bu fuarlar da tamamen 2021 senesine yapılsın. Yani önümüzdeki süreci görüyoruz. Yani bu 5. 6. ayda, 7. ayda, 8. ayda yani on binlerce insanı bir araya getirmek mümkün değil. Zaten hala bir kere uçaklar uçmuyor. Uçakların uçmadığı yerde insanlar nasıl gidip gelecek? Yani onun için bu 2021 senesine diyoruz fuarları, bu tür toplantıları hükümet marifetiyle ertelensin bunlar. Hükümetten öyle bir talebimiz var. Bir de şu var, bu KGF kredilerinde rezervler var. İşte sen bu parayı biz size veriyoruz. Şunlar da şunlar da kullanabilirsin diye. Orada şöyle bir sıkıntı var bu KGF'de. Ben teşekkür ediyorum hükümetimize. Yani aynı zamanda Maliye Bakanlığımıza. Hakikaten orada çok yani ciddi kaynak yarattılar. Yani derde derman oldu bu. Ama şurada bir eksiklik var. Onu sizin şeyinizde hiç olmazsa hem kamuoyuna açıklayayım hem bakanlığımıza açıklayalım. Şimdi KGF kredisi almış bir arkadaşın daha önce bir kredi borcu varsa onunla ödenmiyor. Ya bu yanlış bir şey. Yani şimdi adamın KGF'den parası var. Öbür tarafta da adamın kredi borcu var. Ya bunu ödesin, ödeyebilsin. Niye buna diyoruz ki ödeyemeyin, ödemeyin? Ya burada bir yanlışlık var. Yani diğer tedbirler tamam. KGF'den aldığı parayı adam faize vermesin. Yani ondan sonra onunla işte bazı şeyler yani lüzumsuz işler yapmasın, ev almasın, araba almasın, doğru şeyler bunlar falan ama adam da borcunu ödesin. Yani bir ticari faaliyet bu. Daha önce kredisi varsa adam almış olduğu KGF ile kredisini de ödesin. Nasıl ki işçi maaşını ödeyecekse, nasıl ki aldığı bir malı oradan ödeyebilecekse, kredi borcu da bir firmaların açısından olmazsa olmazı bunu ödeyebilsin. Yani bu KGF'ye bu ilave yapılsın. Lütfen buradan hem kamuoyuna hem de Maliye Bakanlığımıza duyurulsun istiyorum ben bu isteğimizin de. Peki, bunlar hani öncelikli olarak hükümetten iş dünyasının özellikle tekstil sektörünün beklentileri. Evet. Bir de sektörü konuşalım. Sektördeki iş insanlarına ne gibi tavsiyeler atlatmaları adına onlar size göre ne yapmalı, ne gibi tedbirler almalı? Tam anlayamadım şeyinizi. Kesildi gitti geldi Nurcan Hanım.
Evet, şimdi hani hükümetten iş dünyasının beklentilerini aktardık. Evet. Ama bundan sonraki süreçte siz STK olarak iş dünyasına ve üyelerinize bu süreci daha sağlıklı atlatmaları için ne gibi tavsiyelerde bulunuyorsunuz? Öncelikle neler istiyorsunuz? Şimdi birisi Neleri ne yaptı? yapmaları yönünde? Evet, biz bu yaşadığımız şeylerle ilgili telekonferans sistemiyle üyelerimize bilgi aktarıyoruz Nurcihan Hanım. Hatta geçen gene bir toplantımız vardı. Ya orada da bazen dedik ya bu yayının başında bu teknolojiyi falan öğreniyoruz ama bazen tam Evet. kullanmasını bilmiyoruz. 4,5 saat oturmuşuz hiç kalkmamışız. Yani yayın 4,5 saat sürmüş. Sonradan arkadaşlar dediler ki ya başkan insan bir saatte bir 10 dakika ara verir. Yani bu kadar 4,5 saat oturulur mu? Ya ben dedim kusura bakmayın arkadaşlar siz hatırlatsaydınız. Yani biz neticede 4,5 saat sürmüş. Burada bizim bu yayına katılan arkadaşlara da hakikaten teşekkür ediyorum. Bu Top Sigorta Ajantaları Konsey Başkanı vardı. Bizim Levent Korkut Bey o bazı bilgileri verdi. Avukat Süleyman Recep Bey ve yeminli mali müşavir Murat Göktaş Bey. Ya işte sosyal hayata etkileri bu koronavirüsün. Ondan sonra koronavirüs iş kazası sayılır mı? Koronavirüs sürecinde sağlık ve hayat sigortalarının kapsam alanları nelerdir? Nelerdir gibi böyle teknik bilgiler verdiler. Bir de özel sağlık sigortalarında koronavirüs sigorta kapsamına giriyor mu diye ki bazı üyelerimiz diyor ki ya ben Allah muhafaza hastalandım. Benim özel sağlık sigortam var. Ben bunu kullanabilir miyim diyor. Levent Bey de sağ olsun. Onun da o işte büyük mücadelesi var. Yani şimdi özel sağlık sigortaları da bu koronavirüsü kapsamına aldılar. Yani önceden aslında yazmıyor bu mücbir bir sebep olarak falan ama onlar da bu hayat sigortası, özel sağlık sigortası yapan insanlara jest olsunlar diye onu da aldılar. Onlara da buradan sigorta kurumlarına teşekkür ediyorum. Yani hakikaten bu önemli bir husus bu. Şimdi onun dışında biz ayrıyeten gene bu bizim bu eğitimimizdeki bir konuda alacak sigortasıydı Nurcihan Hanım. Hakikaten ben buradan da bütün firmalarımıza söylüyorum. Artık bakın demek ki bir şey olmaz yok. Yani öyle demek ki oluyormuş. Bizim genelde bir şeyimiz var ya Türk toplumu olarak bizim öyle bir mantığımız var. Ya hastalık ya bana bir şey olmaz. Ya işte şuna tedbir alalım. Ya boş ver bir şey olmaz. Ya demek ki oluyormuş. Yani bak dünyada geldiğimiz hale bak. Şimdi Şubat ayında kim derdi bize ki ya kardeşim sen 2,5 ay fabrikanı kapayacaksın. Evinden 2 ay çıkamayacaksın. Demek ki dünyanın içerisinde her şey varmış. Ya yani ona göre tedbir almamız lazım. Ben onu da özellikle arkadaşlarıma, iş piyasada çalışan arkadaşlarıma rica ediyorum. Alacak sigortanızı muhakkak yapın. Tedbirinizi alalım biz. Takdir Allah'tan. Yani tedbiri almak lazım. O günkü yayında çok konuşulan şeylerden birisiydi bu. Bir de bu tabii ki biz iş yerlerimizde almamız gereken tedbirler var bu COVID ile ilgili. Ondan da bahsedelim mi Nurcan Hanım? Tabii kısaca ondan da bahsedelim. Ondan sonra biraz da koronavirüs sonrası ekonomiye ilişkin öngörülerinizi soracağım. Evet. Süremizi iyi kullanma açısından hani koronavirüse ilişkin alınacak önlemleri birkaç cümleyle aktarırsak Şimdi izleyicilerimize o iyi olur. şöyle biz ne yapıyoruz? Şimdi onu da özellikle ben rica ediyorum arkadaşlara bu tedbirleri alalım. Yani bunlar önemli şeyler. Yani hem insanlarımızı korumamız açısından önemli. Yani hem de yarın orada oluşabilecek bir iş kazasından dolayı ki orada da hukukçuların çoğu tartışıyor bu bir mücbir sebep midir, salgın hastalık mıdır, iş kazası mıdır diye. Ki yani neticede bu mahkemelere düştüğü zaman bu hususta her zaman işveren suçlu gözüküyor maalesef. Türkiye'nin şeyi bu, yapısı bu. Onun için biz tedbirlerimizi alalım. Burada ne yapıyoruz? Öncelikle personelimizi servis araçlarına alırken ateşini kontrol ediyoruz. Yani servise alırken, daha servise binerken bir tane bir görevli tayin ediyoruz. O arkadaş her servise binen araçlara koyuyor. Servislere diyelim ki 20 kişilik bir servis. Buna 20 kişi bindiremiyoruz artık Nurcan Hanım. Ona sosyal mesafeyi koruyarak anca bindirebiliyoruz. Yani bunlar bize aynı zamanda işletmelerimize de ilave bir masraf. Yani diyelim ki bir şirketimiz 6 tane servisle Evet. işçilerini taşıyabiliyorsa şimdi 12 tane servis tutması lazım. Yani 20 kişinin bindirdikleri bir otobüse ancak şimdi 7 kişi 8 kişi maksimum 10 kişi bindirebiliyorlar. Bu sosyal mesafeyi korumak lazım. Ondan sonra bu fabrikada muhakkak
iş güvenliği uzmanı ve fabrika doktoruyla birlikte muhakkak eğitimi vermeleri lazım personele. Yani çalışan işçilerimize muhakkak hem iş güvenliği uzmanımız hem fabrika doktorumuz birlikte işçilerimize bu şeyi vermeleri lazım. Yani bu salgını anlatmaları lazım, tehlikesini anlatmaları lazım, nasıl korunmamız gerektiğini anlatmaları lazım. Yani gerekli bilgiyi vermeleri lazım işçilerimize. Sonra bu yemekhaneler çok önemli. Yemekhanelerde aynı masayı kullanması lazım personelimiz. Yani bir gün o masaya, bir gün şu masaya değil, aynı masayı kullanacak ve mümkünse bir masayı bir kişi kullanacak. Yani bir masayı bir işçimiz kullanacak. Yani öyle orada yapmamız lazım. Ve bir de kullandığımız çatal, kaşık, bıçak ve yemek tabakları bir seferlik kullanımlı olması lazım. Yani o gün kullanacak arkadaş direkt yıkanması falan diye çöpe atılacak. Yani öyle onu yapmamız lazım. Fabrikalarımızı sürekli dezenfekte etmemiz lazım. Orada da çeşitli ilaçlar söyleniyor ama en doğrusu çamaşır suyu. Yani çamaşır suyunun üzerine bile şey yok. Yani iyi bir dezenfekte şey ilacı yok. Onu 1/10 oranında sulandırıp yani bütün her yerimizi paspas ettirmemiz lazım. Bütün işletmemizde bütün bölümlerin paspas edilmesi lazım. Ve bir de fabrikalarımızın çeşitli yerlerine personelimizin ulaşabileceği el dezenfektasyonu koymamız lazım. Yani ihtiyaç duyduğu yerde hemen alıp elini dezenfekte etmesi lazım. Hijyen kurallarına uyulması lazım. Yani bu tür tedbirleri de işçilerimize öğretmemiz lazım Nurcihan Hanım. Şayet biz bu virüste yaşayacaksak. Sayın Bayram, son olarak şimdi koronavirüs sonrası dönemi konuşalım. Özellikle küresel anlamda ekonomide dengeler değişecek mi size göre? Çünkü virüsün Çin'den çıkması, ilk olarak Çin'den çıkması, bundan sonraki ekonomide Çin'in durumunu nasıl etkileyecek? Eğer ki çok ciddi anlamda bir olumsuz etkilenme olursa, bunun Türkiye'ye yansıması ne yönde olacak ki? Çin hani dünyanın üretim merkezi ama iş gücü ucuz bir üretim merkezi. Bu noktada Türkiye iş gücünün maliyeti bakımından Çin'le yarışabilir mi? Avantajlar ve dezavantajlar koronavirüs sonrası dönemde Türkiye için neler size göre? Özellikle tekstilde. Şimdi bizim tabii sektörümüzde de mesela bu virüs bütün ülkelerde yayılınca mesela birçok bizim müşterilerimiz siparişlerini iptal etti. Ya borcunu ödeyemiyor adam, siparişini iptal etti. Tabii ki bütün bunların hepsi negatif şeyler. Ve biz şeyde Şubat ayında o zaman tüm eski genel sekreteri Bader Bey'e bir araştırma yapmıştık biz. Hatta biz onu zannediyorum 25 Şubat falan Denizli'de de bütün Denizli'deki üyelerimize bir yemekli toplantıyla o Bader Bey'in şeyini açıklamıştık biz. Yani koronavirüsün Türk ev tekstilinde etkileri adı altında. Orada Bader Bey onu belirli bir oranda ölçümlemişti falan. Bizim sektörümüz olan etkisi diye. Yani Bader Bey'in anlattığına göre o zaman bu koronavirüsten ev tekstilindeki Çin'in ihracatı 2 milyar dolar falan negatif eksiye döner. Ve biz buradan da Türkiye olarak yani 150-200 milyon dolar civarında bir artımız olur diye o zaman. Yani o da Şubat ayının 25'i falan. Yani öyle bir hesaplamıştık biz falan ama tabii şimdi her şey alt üst oldu. Ama şu gerçek. Yani bu virüsü Çin'in bütün dünyaya ihraç ettiği bu gerçek. Yani Çin burada samimi bir ülke değil. Yani ya madem ki bu bulaşıcı ve salgınsa niye kapamadınız siz ülkenizin etrafını? Niye bütün bu Çinlileri dünyanın her yerine gönderdiniz? Yani bütün bu şeylerde hocaları dinliyorum ben akşamları. Hepsi diyor ki Çinliler gitmiş mi oraya? Çinliler gelmiş mi buraya? Yani Çinliler yayıyor bütün dünyaya bu hastalığı, bu salgını. Yani bunun bir işte bedelinin de olması lazım Çin yönünden. Yani artık insanlar bu Çin'le ilgili bir daha bir düşünmeleri lazım. Yani biz arkadaşlarla dün yönetimde de konuşuldu bu. Muhakkak bunun yani bu dünya bir şekle şemale düzeldiği zaman bize ticari etkisi olacak bunun. Yani insanlar Türkiye'nin bu koronavirüs mücadelesindeki dünyadaki bu iyi niyetini herhalde görüyor. Yani buna göre de şey olacak. Bir de şu da var. Artık büyük böyle küresel şirketler olsun, büyük şeylerde falan onlarda da oluşan bir şey var. Artık yumurtaların hepsini bir sepete koymayalım. Yani bu manada Türkiye'ye belli bir oranda bir pay artırılacak. Yani gelecek bizim için çok umutlu Nurcan Hanım. Yani o manada ben hakikaten şey yapıyorum. Yani umutluyum ben. Yani gelecek bizim için
Ama işte öncelikle şu hastalıktan bir kurtulmamız lazım. Yani hem bizim hem dünya insanlığının kurtulması lazım. Yani bu bir şey yani buna göre şimdi bütün insanlar hal hareketlerini kısıtlarsa tabii ki belli oranda ticaret düşecek. Yani işte biraz önce de söylemiştim 130 yılın en büyük şeyi yani bundan daha büyük ne olabilir ki kriz olarak? Yani 130 yılın krizi deniyor. Yani bunun ölçümlemesi çok zor. Yani işte artık kapalı her yer kapalı. Burada neyi ölçeceksiniz? Kapalı bir yerde orada ticari bir faaliyet yok. Yani demek her şey sıfır. Ama şimdi şu da var tabii ki biz bunu bizim sektörümüzde bu böyle ama bunun dışında ülkemiz açısından konuşursak mesela diğer çalışan şeylerimiz de var bizim. Yani işte gıda sektörümüz çalışıyor. Ondan sonra sağlıkta şey yapan şirketlerimiz var çalışıyor. Şu an maske üretimi yapan çok ciddi şirketimiz oldu. Yani hakikaten bu maskede çok başarılıyız. Onlar çalışıyor. Gıda üzerine demiştik. Sağlık dedik falan. Yani bunların hepsi ciddi oranda çalışıyor. Ama bizim gibi ya tamamen yurt dışı pazarlara bağlı. Ondan sonra edep pazarlarımızda da bu tarz kriz olunca bizler haliyle o pazarların da bir harekete geçmesini bekliyoruz. Yani o manada öyle bir şeyimiz var. Ama tabii ki burada şirketlerimizin de bir sıkıntısı şu. Şimdi biz mesela bu ne yaptık? Dördüncü, beşinci, altıncı aydaki birçok şeyi erteliyoruz 6 ay sonraya. Yani aslında orada bir borç stoğu oluşuyor. Yani orada ciddi bir borç stoğu oluşuyor. Yani biz eski işlerimizi eğer orada yapamazsak, yani bu kriz nasıl ki şu anki kriz işte biz 3 ayda bir netice alır diye düşünüyoruz. Genelde hepimiz öyle düşünüyor. Ama bu kriz uzarsa yani işte 7 ay, 8 ay böyle bir sene tabii ki orada ciddi bir şeyler olacak. Yani sıkıntılar olacak. Yani şirketlerimiz açısından ben de bütün buradan üyelerimize, bütün yani milletimize diyorum arkadaşlar hesabımızı kitabımızı biraz daha şey yapalım. Yani ciddi yapalım. Biz bunun en kötüsünü yapalım. İyisi zaten bizim. Ya iyi de bir sıkıntı yok. Öyle değil mi Nurcan Hanım? Biz yani en olumsuza göre yapalım hesabımızı. İyisi zaten bizim. Onda bir sıkıntı yok. Yani onun Aynen için öyle. de hakikaten bir hepimiz bir süreçten geçiyoruz. Yani hem biz ev tekstili olarak hem Türkiye olarak hem bir de dünya insanlığı olarak. Yani artık bu dünyanın problemi olan bir şeyi konuşuyoruz burada. Sayın Bayram, peki programımızın da sonuna geldik. Son olarak toparlayacak olursak neler söylersiniz? Vallahi ben söyleyeceğim şu, biz işte dediğim gibi hepimiz bu salgını şey yapıyoruz, yaşıyoruz. Yani hepimizin açısından zor. Yani evinde bir gün firmalar kapalı, fabrikalar kapalı. Bizim orada çalışan insanlarımız var. Onların açısından çok zor. Bir de 65 yaşı var biliyorsun. Ben de o yaşa takılanlardanım. Buradan bir de hükümetimize onu söyleyelim. Ya bilhassa bu iş adamlarına, yani onlar... Bu 65 yaşta belirli bir şey, bir muafiyet mi deriz ona, adına ne deriz? Bir şeyler yapılsın. Yani tabii ki bu zor şartlarda en azından gidip iş yerlerini bir denetleyebilsinler. Yani biz mesela şu an şahsen ben kaç gün oldu? Herhalde bir 45 gün falan oldu evdeyim ben. Daha çıkmadım. Ondan sonra yani onu da bir şey almak lazım. Yani iş sahiplerine hiç olmazsa gidip belli bir oranda işlerine gidip bir denetim yapabilsinler. Yani tabii ki bu tedbiri alırken hükümet yetkililerimiz de bizleri düşündüğü için yapıyor. Yani onlara da teşekkür ediyorum. Yani yoksa bizim evde durmamızda onlar ne şey var. Ama bizi sağlığımızı koruyabilmemiz için çünkü salgın bir hastalık bu. Biraz özellikle ilk hastalığın başlarında da gördük. Hep yaşlı insanlarımız rahmetli oldu. Yani onlara daha çabuk şey yapıyor. Biraz da ikinci hastalığı falan olan insanlara. Biz de yaşlanıyoruz. Yaşlanınca insanların muhakkak şekeri oluyor, tansiyonu oluyor. Muhakkak bir hastalığı oluyor. Yani eskisi gibi olmuyor insan vücudu. Onun için ama maalesef gene dedik ya, ticarette devam etmesi lazım. Onu da gidip işletmemize bir bakmamız lazım. Oğlum ne oluyor, ne bitiyor dememiz lazım. Onun için de ben yetkililerden onu rica ediyorum. Yani bilhassa bir pozitif ayrımcılık mı diyelim? Bu iş adamlarına bilhassa hala işini aktif işte yönetim kurulu Peki, başkanlığı yapan. son dönemde tüm 65 yaş için aynı şey isteniyor. En azından belli aralıklarla 2-3 saat hareket imkanı insanlara tanınsın diye, hani yeri gelmişken buradan hatırlatalım tekrar. Bütün 65 yaş Ya toplumun olabilir o. 65 Tabii yaş ve şimdi üstü o kesimi için ben şey iş 2-3 adamlarını saat şu talep. manada diyorum. Şimdi diğer arkadaşlar bulundukları çevrede çıkıp birkaç saat tabii ki gezsinler. Ona bir şey demiyorum ama iş adamı bulunduğu çevreyle olmuyor. O mecbur kalkıyor bir 15 lira İstanbul'da. Şimdi ben iş yerine gitsem tam
70-76 Gidecek, kilometre. evet. 76 kilometreye gitmem lazım. Anladınız mı? Orada birkaç yerde çevirme oluyor muhakkak. Herhangi bir şey oluyor. Ama tabii dediğiniz gibi bütün şeyler içinde hakikaten sıkıldık ya. Bu tabii hastalıktan da korunmak için bunu yapıyoruz. Onun da bilincindeyiz ama maalesef insanın şeyi bu, ruh hali bu. Yani onlara da biraz şey yapmak lazım. Yani birkaç saat işte bir düdük çalıp arkadaşlar 2 saat hadi hiç olmazsa bir hava alın falan tekrar geri gelin diye. Bunu da yapmak lazım. Ben onu hükümetimize de rica ediyorum. Yani Sayın Bayram, çok teşekkür ediyoruz. şimdi ben geçen hepinize Ege TV ailesine sizlere Nurcihan Hanım, Adem Bey'e, Mehtap Hanım hepinize hakikaten şey yapıyorum. Biz sizi kendi ailemizden hissediyoruz. Yani Çok öyle de teşekkür size ediyoruz. sağ olun. Bize öyle muamele ediyorsunuz. Hatta geçen gün bizim bir belgeselimiz vardı. Onu yayınladınız. Hakikaten o çok şey gördü, ilgi gördü. Yani onun için de size teşekkür ediyorum Ege TV'ye. Ya o Biz de Sultanahmet teşekkür belgeselini ediyoruz. yayınladığınız için yani çok böyle telefonlar aldık. Teşekkür telefonları. Yani hakikaten o Sultanahmet Türkiye'nin ticari hayatında bir merkez. Yani oradan hakikaten çok büyük iş adamları yetişti. Yani ülkemize büyük faydası oldu o insanların ve hep örnek oldular oradan yetişen insanlar. Yani o manada da orada gene konuşan 2 tane büyüğümüz vardı. Birisi Esat Sivri Bey, o da Denizli'nin Türkiye'de yetiştirdiği büyük sanayicisi. Ondan da Allah rahmet eylesin. Gene Basaret Bey vardı, Küçüker Tekstil'in sahibi, kurucusu. Ona da Allah rahmet eylesin diyoruz. Onlar Denizli'nin bildiği insanlar. Yani bu Türk Tekstil'in kurucusu, büyük emeğe geçmiş insanlar. Yani hakikaten bunlara biz ne kadar minnet duysak azdır. Bu ülkenin gelişmesine, tekstiline büyük katkı sağlayan insanlar. Onun için ben de sizlere teşekkür ediyorum. Hakikaten inşallah yakında da görüşmek üzere. İnşallah. Çünkü biz 3 ayda falan bir muhakkak bir Denizli'ye geliyoruz. Yönetimimizi 3 ayda bir Denizli'de yapıyoruz. O zaman da ziyaretinize de geliriz inşallah Denizli'de. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bayram. Biliyoruz ki bu sürece sağlıklı şekilde ve en kısa sürede atlatalım. Daha sonra programlarımızı stüdyoda devam Ya ettirelim. tabii inşallah Tekrar teşekkür yan ediyoruz. yana İnşallah. gelsek, canlı yapsak. Keşke inşallah o günler de uzak olmaz. İnşallah hep beraber öyle de programlar yaparız Nurcan Hanım. Teşekkür ediyoruz. Peki, tekrar teşekkürler. Çok sağ olun. Efendim size de teşekkür ediyoruz. Bakış açısını izlediğiniz için. Tabii koronavirüs günlerinde karantina devam ediyor. Sokağa çıkma yasağı var. Hepimiz evlerdeyiz. Ve bu sürecin bir an önce sağlıklı şekilde, hepimizin sağlıklı olacağı şekilde ve kısa sürede atlatılması tek temennimiz. Tabii diğer taraftan ekonomi önemli bir gündemimiz. Bir taraftan sağlığımız önemli ama diğer taraftan yaşamak için de paraya ihtiyacımız var. Ve ekonomi ne durumda gidiyor? İş dünyası ekonomide yaşananları nasıl değerlendiriyor? Bundan sonraki sürece ilişkin öngörülerini bakış açısında FETÖ Başkanı Sayın Hasan Hüseyin Bayram'la konuştuk. Programımızı noktalıyoruz. Başka bir programda yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.